kalsın yaka yusufa kaptırıyordum. Tam 20 yıl oldu. Bu adam ilk defa bu kadar bana yaklaştı. Nasıl oldu baba bu iş? Ne bileyim nasıl oldu? Bir anda sardılar depoyu. Zor attım kendimi dışarı. Babam, Handan takmış olmasın peşine Yusuf'u. Kim taktıysa taktı artık. Anlamadım. Gözünüzü dört açacaksınız. Hem Handan'a hem Yusuf'a dikkat edeceksiniz. Duydunuz mu beni? Emin olur baba. Eğer bugün yaşadığım bir daha tekrar ederse... alayınızı şu lambadan aşağı sarkıtırım. Haberiniz olsun. Yaparım. Bu da böyle birine. Her şey senin yüzünden. Nasıl babam? Sana şu Ayşe'nin işini bitir demedin mi? Ne arıyor polisin elinde? Baba, ev gözümün önünde patladı. Ruhu mu o zaman gitti organizeye? Kız Yusuf'un eline nasıl geçti? Gözünüzü dört açacaksınız. O kadar. Sen sevdin burayı. Gel Sarp, gel. Mert'in evinden kamerayı aldım. İyi yapmışsın. Mert masummuş. Adam polislik yapıyormuş. Öyle. Ama büyük bir darbe vurdu Handan ve Celal'in işine. Celal köpürmüştü. Gerçekten depodaymış. Ucu ucuna kaçırmışız elimizden. Ah be. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Nasıl? Handan bu gece için bir buluşma istedi. Büyük ihtimal bir gümbürtü kopacak. Güzel. Dosyalar ortaya atılabilir. Aynen öyle müdürüm. Orada olacağım. Bir haber var mı Handan'ın adamlarından? Konuştular mı? Konuşurlar mı be Sarp? İsim falan vermediler. Ne Handan ne Celal. O zaman başa mı döndük müdürüm? İlk sorduğumuz soruya geri mi döndük yani? En sağlıklısı o olur Sarp. Çantayı kumarhaneden kim çıkardı onu bulmalıyız. Mert değilmiş demek. Ben bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Haberleşiriz. Sarp. Buyurun. Sana bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Bak. Melek. Zannettiğin gibi değil. Temiz yolu seçmedi. Nasıl yani müdürüm anlamadım. Bugün organizeye gelmiş Ayşe'yi tehdit etmiş. Hala Celal'in işlerini yapıyor yani. Ya. Bilmen iyi olur diye düşündüm. Bak Sarp. Sana en başta söylemiştim evlat. Can düşmanının kızına aşık olma demiştim. Son kez uyarıyorum seni. Melek'ten uzak dur. Thank you.
Buluşma mekanı neresiymiş baba? Kız çocuğuna yakın birinin açık otoparkıymış. Senin tonu değişmiş Handan. Nereye gitti o rahat kız? O rahat kız baskından sonra sizlere ömür. Canım çok sıkkın. Tuhaf olan şey sizin neden canınız sıkkın değil? Sıkkın ya. Nasıl sıkkın olmasın? Dostumu üzmüşlerse ben de üzülürüm. Olanlardan sonra bir sorunumuz var. Sen de farkındasındır artık. Dostluğumuz şaibe altında diyorsun yani, ha? Peki. Nasıl olacak şimdi? Yani sorun ne? Zararımız büyük. Bunu karşılamanı istiyoruz. Allah. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Duyuyor, duyuyor. Hiç merak etmeyin. Ya zararımızı karşılarsınız? Ya da? Çok kötü şeyler olur. Tehdit ediyoruz. Artık nasıl anlarsan. Sen beni dosyalıyormuşsun meğer. Biz seni dost bildik oysa. Uzatma. Ya zararımızı karşılarsın ya da bu görüntüler internette tıklanma rekoru kırar. Tıklanınca ne olacakmış? Tahsin'i öldürdün. Herkes bunu seyreder. Hangi Tahsin? Bu Tahsin mi? Pazarlık edecek başka şeyin var mı? Asıl şimdi sen söyle. Ne demek beni dosyalama? Neyin peşindesin? Biz iş yapmak için kapını çaldık. Sen bize Ali Cengiz oyunları yapıyorsun. Üstelik seni kumarhaneden çekip almış adama yapıyorsun bunu.
Aslında lafım sana değil. Seni böyle burada karşıma diken adama laf. Cesaret varsa kendi çıkar karşıma. Hadi gidiyoruz. Sarp. Tahsin'i görünce kız çocuğu nasıl oldu ama? Nerede Tahsin şimdi? Babam, bizim çocuklar tuttuğumuz eve geri götürdü. Şimdi ben de gideceğim. Sen hiç merak etme. Bu iş Şevko'da. Tamam. Başında dur. Hadi siz de gidin. Hadi iyi akşamlar. Gelmiyordum buralara. Öyle bir uğradım Sarp. Bir mesele mi var? Yok. Ben öyle duymadım ama. Organize'ye gitmişsin bugün. Yoksa tekrardan Celal Baba'nın işlerini yapmaya mı başladın? Yok, yok öyle bir şey Sarp. Niye gittin peki organize'ye? Ayşe'yi görmeye. Sen nereden biliyorsun? Celal Baba'dan. Söylesene nereden biliyorsun? Nereden duydun Ayşe'yi? Sarp neden ısrarla soruyorsun? Çünkü Celal Baba'nın yakınında değilsin. Nasıl haberin oldu merak ediyorum. Kafedeki çalışanı bana ulaştı. Ayşe'nin evinde patlama olmuş. Sonra da polisler alıp götürmüş Ayşe'yi. Sen de Celal Baba'nın avukatı olarak yarım kalan işi tamamladın yani. Tehdit mi ettin kızı? Sarp. Melek. Temiz bir sayfa açacağım diyordun. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Niye üzerime geliyorsun Sarp? Ne demek bütün bunlar? Bir şey demek değil. Merak ettiğim için soruyorum. Başka planların vardı. Yeni ofis açtın. Temiz sayfa açacağım diyordun. Öyle icap etti Sarp. Niye bu kadar sıkıştırıyorsun anlamadım. Söyle Sarp. Baba Şevko'yu vurmuşlar. Durumu ağır. Hastanedeler şu an. Başladı demek.
Nerede vurmuşlar? Kim vurmuş? Var mı bir gören duyan? Baba Tahsin'i almışlar, Tahsin'i. O yüzden kopmuş kıyamet. Ne diyorsun sen Sarp? Neredesin sen şimdi peki? Yoldayım. Tahsin'le oyun oynadığımız yere gidiyorum. Büyük ihtimal Tahsin'in işini bitirip oraya gömecekler. O görüntüler de işlerine yarayacak. Yetiş Sarp. Durdur onları. Tamam baba. Herkese haber verin. Bütün adamlar kebapçıda toplansın. Şevko ne halinde? Hala ameliyatta baba. Durumu kritik. Bunun ne kadar yeri yurdu varsa gidin. Ne kadar adamı varsa indirin. Tek kişiyi sağ bırakmayın. Hiç merak etme babam. Neyine güveniyor bu kız babam? Neyine güvenecek? Arkasında biri var. Kim peki baba? Onlarız yakında. Kudret. Çağırmışsın geldik. Eski dostunu sen böyle mi karşılıyorsun ya? Ha? Bu ne izzet, bu ne ikram. Maşallah herkesin eli dolu. Hapishanede insanın çok boş vakti oluyor. Düşünecek çok zaman buluyorsun. Kafanda kuruyorsun, hayallere dalıyorsun. Celal'in karşısına nasıl çıkacağım? Çıkınca ne yapacağım? Ulan hiç hayal ettiğim gibi olmadı be. Bugüne kadar hayal ettiğin ne oldu ki bu Davos? Sen olmasan her şey bambaşka olacaktı Celal. Asıl sen olmasan başka olacaktı. Nermin yaşayacaktı.
Bunca yıl sonra bunu konuşmak için mi geldin? Yok. Aramızdaki meseleyi halletmek için geldim.